2023-2024 zeytinyağı sezonunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu yıl hava kuraklıklarından dolayı, sıcaklıklardan dolayı zeytin rekoltesi az oldu. Tabii bizde Türkiye'de az olduğu gibi, bizim bölgemizde az olduğu gibi İspanya, İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde de Akdeniz bölgesindeki ülke zeytin bölgelerinde de çok az oldu. Buna rağmen yine bereketli bir sezon yaşadığımızı düşünüyoruz. Bu arada biz bölge olarak, Soma bölgesi olarak, Avdan olarak Soma'nın altı kömür üstü zeytin ve lignitin ham maddesi olan leonardit'in gübre maddesi olan bu leonardit'ten dolayı zeytinlerimiz farklı bir kalitede çok güzel bir yere sahip ve burada Soma bu kaliteli zeytinyağları en son Soma zeytinyağı olarak coğrafi işareti aldı ve bu coğrafi işaretli artık Soma zeytinyağı bir Ayvalık zeytinyağı, bir Edremit zeytinyağı gibi markalı hale geldi. Soma Kaymakamlığı'nın girişimleriyle şu anda Soma zeytinyağını burada biz çok kaliteli bir şekilde üretiyoruz. Maliyetlere gelince bu yıl sezon başındaki maliyetlerimize sezon sonundaki maliyetlerimiz değişti. Şöyle mazot, gübre ve ilaç maliyetlerine çok büyük zamlar geldi. Bundan dolayı da zeytinyağı fiyatlarının da arttı. Sezon başında 200-220 lira bandında olan zeytinyağı şu anda yemeklikte 250, sızmada 300 TL gibi bir rakamlara ulaştı. Tabii bu durumda çiftçi memnun bu durumdan çünkü fiyatların artmasından. Ama burada tüketici bu ürünü yiyebilir mi, yemez mi? Burada bir problemimiz var. Ve daha bu fiyatlar daha da artacak çünkü dünyada zeytinyağı yok şu anda. Arıza bir sıkıntı var. Çiftçimiz şu anda maliyet olarak mazot, gübre ve işçilik giderleri bir hayli arttı. Bundan dolayı çiftçilerimizin, üreticilerimizin maliyetleri çok arttı. Tabi bu da zeytinyağının fiyatının artmasına neden oluyor. Ve sonuç olarak da zeytinyağımız sezon başında 200-220 lira bandındayken şu anda yemeklik 300-250, sızma 300 TL civarında satılıyor. Tabi bu fiyata bayağı bir yüksek olduğundan dolayı tüketiciler bu yağı almakta sıkıntı çekiyor. Ve burada piyasada şu anda çok düşük kaliteli, yani zeytinyağı olmayan çok düşük fiyatlara zeytinyağı adı altında diğer karışım yağlar satılıyor. Bu da halk sağlığı açısından çok problemli, sıkıntılı. Tabi burada devletimiz bayağı bir şey yapıyor, bunlarla mücadele ediyor ama şu anda anladığımız kadarıyla yetersiz kalıyor. Bunların daha da arttırılması gerekiyor. Vatandaş bilinen fabrika, bilinen üreticilerden yağını alması gerekiyor. Yani yağ aldı, bir problem yaşadı. Ben bu aynı bir diyelim ki televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi nasıl problem oldu? Servisi var, bir problem var. Nereden aldıysa bu yağı oraya götürüp teslim edebilmeli. Bu problem var yağda, arkadaş ben bu yağı beğenmedim, yağını al diyebilmeli. Bunu diyebileceği yerden zeytinyağını almalı. Cenk ve Avdan Ovası'nda kendime ait 60 ağaç bir zeytinliğim var. Burada sadece kendi yediğim yağı üretmek maksadıyla çiftçilik yapıyorum. Bugün mazot girdilerini, üretimdeki gübre girdilerini hesapladıktan sonra inanın piyasada 300 TL'ye satılan 1 kilo zeytinyağın bize maliyeti o kadar. Ama sonuçta bunu yiyecek insanlarımız, emekli vatandaşlarımız var. Bugün salataya koyduğumuz şu bir bardak zeytinyağının bize maliyeti 30 TL. Bu zeytinyağının içine, hani salatanın içine koyduğum diğer malzemeler hariç biz kendimiz üretici olduğumuz halde önceden rahat rahat bol bol tükettiğimiz bu zeytinyağını bugün inanın biz kendimiz dahi salataya koyarken biraz göz kararıyla böyle canımız acıyaraktan koyuyoruz. Bu Türkiye şartlarında yaşayan emeklilerimiz, 7500 liraya maaş alan emeklilerimiz bu zeytinyağını nasıl yesin? Bugün piyasada 10 kilo çiçek yağı denk gelen 1 kilo zeytinyağın maliyeti 300 TL. Bunları enflasyonu bugünkü şartlarda hesapladığımızda emeklilerimiz gerçekten zor şartlarda bu zeytinyağını alıp sabah kahvaltısında ve akşam yemeklerinde salataya koyamayacak durumdalar. Bunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz. Hem üretici anlamında hem de tüketici anlamında bir an önce çözümünü üretmesini bekliyoruz.
Ben Mustafa Özkan, 25 yıldır bu mekanda çalışıyorum ve 25 yıldır zeytinyağı kullanıyorum. Ama şu anda zeytinyağı kullanamayacak duruma geldik çünkü 300 lira. En ucuz zeytinyağı 250 lira. Hatta bunun 500 lira olacağı söyleniyor. Buna ben şu görmüş olduğum malzemeye 100 gram zeytinyağı katsam 30 lira maliyet artıyor. Ben Afet Korkmaz, Samadarkara köyünden. Zeytin ve zeytinyağı hakkında zeytin fiyatlarının bu sene yüksek olmasından dolayı, verimin de biraz zeytinin daha az olmasından dolayı bir anda zeytinin fiyatı da yükseldi, zeytinyağı da yükseldi. Yani geçen sene sezon başında 200 lira, 220 lirayken zeytinyağı, yani bu ortamda bu sürece geldi. Şu anda 275 lira litresi. Vatandaş mesela yani sıkıntılı, alamıyorlar. Yani bizim her sene verdiğimiz insanlar vardı. Yıllık, senelik yağını alanlar bu sene çok az. Azaldı ya. Şimdi adam ne yapıyor? Alamadığı için geliyor 2 kilo, 2,5 kilo alıp gidiyor. Bu adam yıllık 70-80 litre yağını alıp koyuyordu. Çarşıda, pazarda satılan 500 lira, 700 lira, 5 litre yağlar bunlar yağ değildir yani. Çünkü hesap kitap meydanda 5 kiloda, 6 kiloda bir veriyor zeytin, zeytinyağını. O da zaten 225-230 lira maliyete çıktı yani. İlk etapta çıkarttığımız yağlar. Yani 30 liradan başladı, 40 liraya kadar aldık kepe zeytini. Zeytinyağını bildikleri, tanıdıkları insanlara almalarını tavsiye ederim. Bağkur emeklisiyim. Daha önce ilk önce emekli olduğumda asgari ücretten 200 lira yukarı alıyordum. Şu anda asgari ücretten 7-8 bin lira aşağı alıyorum. Zeytinyağı gelince, yani Soma'da zeytinin içinde olduğumuz halde sofralarımıza maalesef zeytinyağı götüremiyoruz. Niye diyecek olursanız, Soma'da bile 300 liraya litresi zeytinyağı. Artık çiçek yağı kullanmaya başladık. Tabii maliyeti daha düşük olduğu için. Sofralarımızda, salatalarda bile zeytinyağı yerine artık çiçek yağı kullanıyoruz. 100 gram bir zeytinyağı kullansak 30 lira maliyeti bize. Ki düşünün yani bunun artık içinde marulu, soğanı, örneğin domatesi maliyetini siz düşünün artık. Zeytinyağı fiyatları uçtu uçuyor yani, yetişecek gibi değil. Yani bir yıldaki enflasyon oranı ortadayken zeytinyağının %200-300 zamlanması yani inanılır gibi değil. Bunu üreticinin kazandığını düşünmüyorum. Bunu kazananlar aracılardır. Türk çiftçisi son yıllarda mütemadiyen kaybetmekte. Ancak ve ancak üretim planlaması yapılırsa zeytinci para kazanacaktır ve vatandaş bu mağduriyetten kurtulacaktır. Zeytinyağı aslında fiyat olarak çiftçinin çok kazandıracağı bir rakam değil. Ama alım gücü çok düşük olduğu için vatandaşımıza, halkımıza pahalı gelmekte. Bunun mutlaka üretim planlaması lazım. Çiftçinin desteklenmesi lazım. Çiftçi desteklenirse ancak halkımız zeytinyağını daha bol ve daha ucuza yiyebilecek. Yani ben orta sınıf bir vatandaş olarak zeytinyağını eskisi gibi kullanamıyorum. Eskiden bol bol yiyorduk ama şimdi zeytinyağı alırken de kullanırken de çok dikkatli harcamak zorundayım. Zeytinyağı istediğim gibi kullanamadığım için diğer daha ucuz bitkisel yağlar kullanmak durumunda kalıyorum. Zeytinyağı burada şu anda zor kullanıyoruz. Neden? Altın değerinde oldu artık. Zeytin eritici burada artık mazot, gübre çok pahalı. Zeytinin litresi 300 lira olmuş. Artık biz salataya artık damla damla zeytinyağı koymaya başladık. Çünkü alım gücü çok zor. Valla şu anda emekleri zeytinyağı alamıyor. 300 lira litresi. Nasıl alsın? 5 litre zeytinyağı alsa 1500-2000 lira zeytinyağı. Nasıl kullanacak yani? Artık salataları damla damla koyuyor. Salataya özledik, altı zeytinyağı alıyor.